Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nden 9 bilim insanı Stanford Üniversitesi'nce yapılan araştırma sonucunda dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor İsmet Kaya, Ton TV mikrofonlarına elde edilen başarının detaylarını anlattı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi akademisyenleri büyük bir başarıya imza attı. Stanford Üniversitesi bilim insanlarından Profesör Doktor John Lonidis ve araştırma ekibi tarafından 22 ana bilim dalıyla 176 alt bilim dalında dünyadaki bilim insanlarının yer aldığı bir liste çalışması yapıldı. Bu listede nitelikli yayın sayısı, yayınlara yapılan atıflar, h indeksi, hm indeksi gibi göstergeler dikkate alındı. Yapılan liste çalışmasında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nden 9 bilim insanı dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer aldı. Elsevir veri tabanında yayınlanan ve 2021 alıntı yılına göre ilk %2'lik dilimde bulunan dünyanın en etkili bilim insanları listesi kariyer boyu etki ve yıllık etki olarak iki kategoride hazırlandı. ÇOMÜ'den kariyer boyu etki kategorisinde 3, yıllık etki kategorisinde ise 8 akademisyen sıralamaya girdi. Listeye giren akademisyenlerin isimleri ise şu şekilde oluştu. Profesör Doktor İsmet Kaya, Profesör Doktor Cengiz Caner, Profesör Doktor Emin Yılmaz, Doçent Doktor Hasan Arslanoğlu, Profesör Doktor Mustafa Kemal Sezgin Tür, Profesör Doktor Mehmet Seçkin Aday, Profesör Doktor Ramazan Çakmakçı, Doktor Öğretim Üyesi Ümit Acar, Doçent Doktor Sevdan Yılmaz. Elsever kariyer boyu etki kategorisinde yer alan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor İsmet Kaya, Ton TV mikrofonlarına elde edilen başarının detaylarını anlattı. Bu sıralama Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde bulunan Stanford Üniversitesi'nde bir araştırmacı tarafından yapılmış. Bu yıl her yıl yapılmakta olan bir araştırma. Genelde tüm dünyadaki akademisyenlerin yani bu akademisyenlerin dediğimiz 22 bölümden oluşan ve 162 Alt ana bilim dalından oluşan bilimlerde, bilimlerde çalışan hocaların tamamını dikkate alarak yapılmış bir araştırma. Burada toplam %2 dilimine giren hocaların ismi yayınlanmakta ve bu sıralama yapılırken de yapıldıkken de dikkate aldıkları her bir hocanın bilimsel çalışmalar yani makaleleri ve o makalelerine yapmış olunan atıflar dikkate alınarak bir sıralama yapılmakta ve o sıralamaya göre üniversitelerde ki hocaların kariyerdeki kapasitesi veya sınıflandırılması ifade ediliyor veya belirleniyor. Bizim üniversitede toplamda 9 kişi girdi. Bu iki kategorideki toplam öğretim üyesi sayısı 3 tanesi kariyer boyu olmak üzere sıralamaya girdi. 8 tanesi de yıllık kategoride sıralamaya girdi. Evet, toplamda 9 tanesi. 2 tane arkadaş her ikisi lisede de olduğu için toplamda 9 tane akademisyenimiz bu sıralamaya girmiş oldu. Bunların içerisinde yıllık bazdan ziyade kariyer boyu sıralamasına girmek daha önemli. Çünkü orada tüm akademik hayatın boyunca yapmış olduğun çalışmaların ve o çalışmalarına diğer bilim adamlarının vermiş oldukları atıflar sayesinde Puanı yükselmekte yani aş indeks dediğimiz bir e, indeks puanı vardır. Bu aş indeks puanı yükselmekte ve ona bağlı olarak da sıralamaya girmektesin.